Sinema Defterim kanalına hoş geldiniz. Film başlıyor. Suyu gelmeye başlayan kadın doğum yapmak üzeredir. Fakat şiddetli doğum sancılarına rağmen sessiz olmak zorundadır. Ağzından çıkan ufak bir hıçkırık, sese duyarlı olan yaratıkların eve kadar gelmesine sebep olmuştu bile. Sığınağa inmek için merdivenlere gelen hamile kadının ayağına bir çivi girer. Acılar içindeki kadın, bağırmamak için eliyle ağzını kapatır. Sessizce ağlayan kadın, ayağına batan çiviyi çıkartıp evdeki sığınağa iner. Acil durum ışıklarını açar ve dışarıda olan kocasına haber verir. Şiddetlenen doğum sancıları onu delirtmek üzeredir. Onun sessiz dinlemelerini duyan yaratık artık eve girmişti bile. Kadın doğum yapmamak için kendisini sıkmaya başlar. Çünkü doğacak çocuğu ağlamaya başlayacaktı. Ve sese duyarlı olan yaratık, artık sığınağın içine kadar gelmişti. Kadın banyoya gidip küveti doldurabilirse, hem sessizce doğum yapacak, hem de suyun içinde kalan bebek ağlayamayacaktı. Evin içinde yaratıkların olduğu anlamına gelen acil durum ışıkları bahçeyi kırmızıya boyamış gibiydi. Çözüm üretmek zorunda olan adam, oğluna bir havai fişek verir ve onu ormanın içine yollar. Kadın artık doğum sancılarına daha fazla dayanamıyordu ve ufak sesler yaratıkların iştahını kabartmaya başlamıştı. Evin içinde avını arayan yaratık, üst kattaki banyoya çıkmak için merdivenlere gelir. Kadının dayanacak gücü yoktur ve bebeğini daha fazla içeride tutamaz. Ormanın içine koşan çocuk fitili ateşler. Kadın çığlık atarak doğum yaptığı esnada, havai fişekler patlamaya başlar. Eve doğru koşan adam tüfeğiyle birlikte banyoya dalar. Ve küvetteki kanları görünce karısı için artık çok geç kaldığını düşünür. Filmin devamını merak edenlerle 3. bölümde buluşalım. Kadın başarılı bir şekilde doğum yapmıştı. Fakat bebeğini sese duyarlı yaratıklardan koruması gerekiyordu. Süngerle kapladıkları sığınağa inen kadın, bebeğin sakin olması için onu oksijen tüpüne bağlar ve kutuyu kapatır. Yaratıkların dikkatini ormana çekmeyi başaran çocuk mısırların arasından kaçmaya çalışırken ablası onu yakalar. Kız erkek kardeşini alır ve babasına güvende oldukları mesajını verebilmek için mısır deposunun üzerinde ateş yakar. Ama kardeşi dengesini kaybeder ve depodaki mısırın içine düşer. Çocuk hareket ettikçe daha da derine batıyordu. Deponun kapağını aşağı atan kız, kardeşini kurtarmak için kendisi de depoya atlar. Fakat yüksekten atlayan kız direkt mısırın içine gömülür. Kapağa tırmanmayı başaran çocuk, nefessiz kalan ablasını son anda elinden yakalar ve yukarı çeker. Fakat çıkarttıkları sesler, yarattıkları depoya çekmelerine sebep olur. Deponun içine atlayan yaratık onları bulmak üzeredir. Fakat işitme problemi olan küçük kızın kulağındaki cihazdan yayılan frekans, yaratığı rahatsız eder ve yaratık depodan kaçar. Depoya koşan adam çocuklarını sağlam bulabildiği için derin bir nefes alır. Fakat yaratıklar halen yakınlarındaydı. Adam çocuklarını arabaya saklar ve yaratığı görmeye çalışır. Yaratığın babasına saldırdığını gören çocuk bağırmaya başlar. Ve bu çığlık yaratığı onların üzerine çeker. Kızın kulağındaki işitme cihazı yaratığın yakınlaşmasıyla birlikte yeniden frekans yaymaya başlar. Kızın kafasının içindeki ses dayanılmaz bir hal alır. Çocuklarını korumaya çalışan adam yaratığı kendi üzerine çekmek için bağırmaya başlar. Ve çocuklarının gözleri önünde yaratıklara yem olur. Çocukların eve yalnız başına döndüğünü gören kadın, kocasının artık hiç gelmeyeceğini anlar. Onları alıp sığınağa indiren kadın ağlamaya başlayan bebeğini. Bebeğin ağlaması acıkan yaratıkları eve çekmeye başlar. Sığınağa inen yaratık küçük kızın kulağındaki cihazın frekansını yükseltmeye başlar. Kafasının içindeki seslerin yaratığın gelmesiyle birlikte arttığını fark eder. Ve bu sesler yaratığı da deli ediyordu. Kız kulağındaki cihazın sesini hoparlöre verir ve iyice güçsüzleşen yaratığa son noktayı annesi koyar. Bebeğin ağlama sesi diğer yaratıkları da eve çağırmaya başlamıştı. Fakat artık ailenin elinde yaratıkları yok edebilecek bir cihaz vardı. Filmi sevdiyseniz Sinema Defterim kanalını takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.